Herkese merhaba. Yine bir saç boyama videosu ile karşınızdayım. Daha önceden başlatmış olduğum açmadan sarı boyalar ile sarı saça ulaşma serüvenine bu videoda devam edeceğiz. Daha önceden uygulamış olduğum işlemleri merak ediyorsanız açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz diyorum. Ve hemen sizlere bu videoda kullanacağım boyaları göstermek istiyorum. İlk boyamız Neva Color'ın 9.01 gümüş boyası. Bu boyayı ben daha önceki boyamada da denedim. Eğer ki etkisini ve sonucunu merak ediyorsanız o videoya gidip bir göz atabilirsiniz. O boyamada daha yoğun bir şekilde kullanmıştım ve gerçekten de etkili bir boya olduğu için bu boyamada da kullanmak istedim. İkinci boyaya gelecek olursak yine Neva Color'ın 12.00 yoğun doğa süper açıcı boyası. Bu boyayı da daha önceden kullanmıştım bir başka boyamada arkadaşlar ama o zaman saçlarım bu kadar açık değildi. Açıcı etkisi olduğundan dolayı ve daha önceki boyamada kullanmış olduğum 9.01'in etkisiyle daha iyi bir etkiye ulaşacağını düşündüğümden dolayı bu boyamada bu boyayı da kullanmaya karar verdim. Ve de arkadaşlar bu boyamada üçüncü bir boyayı da kullanacağım ben. Üçüncü boyaya gelecek olursak palette göz alıcı renkler serisinden 10.1 küllü açık sarı boyasını da kullanacağım. Bunun sizlerle ilk defa denemiş olduğum bir boyama da var. Eğer merak ediyorsanız o videoya da gidip bakabilirsiniz. Şimdi bu videoda arkadaşlar ben bu üç boyayı karıştırarak bir boyama işlemi gerçekleştireceğim. Sonucun nasıl olacağını ben de bilmiyorum. Sizlerle birlikte deneyeceğiz. Saçlarım görmüş olduğunuz gibi şöyle sizlere diplerini gösteriyorum. Son boyamamın üzerinden bir ay kadar geçti. Saçlarım fazla yıpranmaması için ben ayda bir defa boyama işlemi gerçekleştiriyorum. 15'te bir boyama yapsam saçlarım daha çabuk açılır. Bunu her videoda bahsetmeye çalışıyorum. Sizlere de bunun bilgisini vermeye çalışıyorum. Ama arkadaşlar ben saçlarımın zaten yıpranmasını istemiyorum. Bu sebeple ayda bir defa boyuyorum ve zaten yıpranmasını istemediğim için açıcı kullanmıyorum. Bu sebeple de boyalarla açmaya çalışıyorum. Evet zaten boyalarla da bir yıpranma söz konusu oluyor. Fakat ayda bir defa boyadığım için ve de tam olarak saça bir defa da çok fazla yüklenme olmadığı için saçların zaman içerisinde kendini toparlamasına da fırsat vermiş oluyorum. Bu sebeple boyalarla açmaya karar vermiştim ve bu sebeple de bu yolda devam ediyorum isiklerle. Bakalım ne zamana kadar devam edeceğiz bilmiyorum ama şu anda zaten saçlarımda aslında fazlasıyla bir sarıda hakim diyebilirim. Haydi şimdi birlikte boyayı hazırlamaya başlayalım. Şimdi boyamızı hazırlamaya başlıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere boyalarımız hazır. Ve de arkadaşlar böyle bir boyama kabına ihtiyacımız var bir adet boyama fırçasına ve de şöyle bir adet boyama tarağına ihtiyacımız var. Bu boyama tarağı gerçekten önemli arkadaşlar. Saçlarınızı boyarken sürekli tararsanız saçlarınızda boyanın ulaşamayacağı yer kalmayacaktır. Bu sebeple arkadaşlar bunu sürekli kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdilik bu tarağı bir kenarıya alıyoruz ve de hemen boyalarımızı boyama kabına almaya başlayalım. İlk olarak palette göz alıcı renkler serisinden 10.1 külü açık sarı boyayı alacağım. Bunun ben daha önceden yarısını kullanmıştım arkadaşlar. Ve şimdi bu kalan yarım tüpün tamamını kullanacağım. Hemen açıyorum. Ve boyayı boyama kabımın içerisine alıyorum. 10.1 külle açık sarıyı boyama kabımın içerisine aldım. Şimdi diğer boyaya geçeceğim. Tam olarak net bir miktar belirtmem gerekirse 25 ml'lik boyayı boyama kabımın içerisine aldım. Şimdi ne bakalım? 12.00 yoğun doğal süper açıcı boyasını alacağım. Şöyle açıyorum. Bu tamamen bir tüp arkadaşlar. Ve ben bunun tamamını kullanacağım. 50 ml'lik bir tüp. Bunu da boyama kabımın içerisine aldığımda totalde 75 ml'lik bir boya kabımın içerisinde olmuş olacak. 10.1 küllük etkisi verirken turunculaşmayı önlerken 12.00'da hem saçı açacak hem de ana bir renk verecek. Şayet ki beyazlarınız varsa ve çok fazla beyazlarınız varsa sizlere bu şekilde boyanın içerisine ana bir renk karıştırmanızı tavsiye edebilirim. Küllü renkler genelde kapatıcı etkisi çok fazla olmaz. Fakat ana renkler kapatıyor diyebilirim. 12.00'ı da boyama kabımın içerisine aldım. Şöyle onu da gösteriyorum sizlere. Ve son olarak son bir boyamız kaldı. Neve Color'ın 9.01 gümüş boyası. Bunu da daha önceden kullandığımda yarısı kalmıştı. Fakat arkadaşlar ben bunun tamamını kullanmayacağım. Sadece bunda 0.22 Igora boyasının özelliğini katması açısından çok az miktarda kullanacağım. Topelde 50 ml'lik bir boya. Ben bunun arkadaşlar 10-15 ml kadarını kullanacağım. Hatta tam olarak 15 ml lik kullanacağım diyebilirim. Şöyle boyayı açıyorum. Zaten bu boyalarda burada ne kadar kullanacağınız yazıyor. Dörtte 3'ü yarısı olarak işaretleniyor ama ben buraya kadar değil ondan bir tık daha az yere kadar içerisine ekleyeceğim ve bundan da 15 emel eklediğim zaman totalde 90 emellik boyayı kabımın içerisine almış olacağım. Siz bu miktarları kendi saçınızın yoğunluğuna göre, kendi saçınızın uzunluğuna göre arttırabilir, azaltabilirsiniz. Benim saçlarım çok fazla yoğun değil. Aşırı uzun da bir saç değil. Bu sebeple bu miktarlar bana fazla fazla yetiyor. Ama şunu da eklemek istiyorum. Saçlarınızı boyarken bir miktar fazla boya saçınıza sürerseniz daha iyi etki alabilirsiniz. Şöyle 9.01'i de kabımın içerisine aldım. Şimdi bu üç boyayı karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra içerisine oksidanı alacağım. Yüzde dokuzluk 30 bölümlük oksidan kullanacağım. Tam 90 ml'lik oksidan kullanacağım. Bire bir ölçüde oksidan kullanacağım. Bunda 60 ml var arkadaşlar. Hemen bunu döküyorum. oksidanı ben daha önceden kullanmıştım. Tamamen full dolu bir oksidan değil. İçerisinde aşağı yukarı 30 volümlük bir oksidan var. Yarıya kadar. Bu sebeple ben tam ihtiyacım olan kadar olduğu için bu oksidanı da boyama kabımın içerisine alıyorum. 90 ml kullanmış olduğum boyaya 90 ml'lik oksidanı da eklemiş oldum. Artık oksidanla boyu homojen hale gelene kadar karıştıracağım. Eğer ki saçlarınız platin bir sarıysa 30 bölüm oksidan kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Tam olarak rengi almak istiyorsanız hem saçlarınız daha fazla yıpranacaktır hem de istediğiniz renk tam olarak saçınıza oturmayacaktır. Ama saçlarınız benim gibi daha koyu tonlardaysa 30 bölüm sizin için idealdir. 40 volüm saçınızı çok fazla yoracaktır. 30 volüm bile inanın aslında saçı yoruyor. İlk defa saç boyaması yapacaksanız saçlarınızın bir bölümünde boyayı denemenizi tavsiye ederim. Ondan sonra tamamen saçınıza sürmenizi tavsiye edebilirim. Daha sonra oluşabilecek sorunları engellemek adına saçlarınızı tanıdıkça saç boyama işlemi aslında kolaylaşıyor diyebilirim sizlere şu an oksidan ve boyayı karıştırdım artık boyamız hazır boyaya geçebiliriz Arkadaşlar boyayı birlikte hazırladık şimdi boyama işlemine geçeceğiz bunun öncesinde hemen elimize eldiven takıyoruz ben tek bir elime takıyorum çünkü tek bir elimi boyaya değdireceğim ve ben boyamaya öncelikli olarak diplerden başlayacağım ve daha önceki boyamış olduğum noktaya kadar boyayı süreceğim. Eğer ki siz ilk defa boyama işlemi yapacaksanız, saçlarınızı daha önceden boyamadıysanız, açmadıysanız sizler hemen diplerden başlayıp uçlarına kadar boyayabilirsiniz. Fakat benim zaten uçlarım bir oranda açılmış olduğu için ben Sorunlu noktaya kadar önce bir boyayacağım. 15 dakika kadar bekleyeceğim. Ardından tüm her tarafına uygulayıp yine bir 15-20 dakika bekleyip durulayıp kurulayıp karşınıza geleceğim. Boyama işlemine normal şartlarda enselerden başlamak gerekir. Bazen o şekilde başladım. Bazen arkadaşlar önlerden başladım. Fakat bu boyamada ben yine önlerden başlayacağım. Şu gözüken noktalardan başlayıp arkaya doğru gideceğim. Hemen boyama alıp başlıyorum ve sizlere hangi noktaya kadar boyamış olduğumu da göstermiş olacağım bu şekilde tabi öncesinde boyamı bir defa daha karıştırıyorum şöyle boyayı aldım bahsetmiş olduğum nokta bu arkadaşlar önceki ay yapmış olduğum boyama noktası ve de bu ay boyamam gereken nokta. Saçımda bütün diplerime ve bu noktaya kadar bu boyayı süreceğim. Bol bol sürüyorum. Tam olarak açılması tam olarak etki etmesi adına Saçlarımı tamamen boyadım. Görmüş olduğunuz üzere kabımda hiç boya kalmadı. Şimdi bir 15-20 dakika daha bekleyeceğim. Topelde saçlarımı boyamaya başladığımdan sonuna kadar 40-45 dakika kadar beklemiş olacağım arkadaşlar. Bunu da sizlere söylemiş olayım. Finalde görüşmek üzere. Yine bir finalle karşınızdayım. Görmüş olduğunuz sonuca ulaştık. Şöyle sizlere daha yakından gösteriyorum. Dipler bu şekilde boylarda bu şekilde arkadaşlar. Boylarda daha fazla bir küllüleşme etkisi var. Çünkü daha önceden bir açılma işlemi olduğundan dolayı oraya küllü boyalar daha fazla etki ediyor ve bir gri yansıma, gümüş yansıma oluşturuyor. Zaten kullanmış olduğumuz boyalardan bir tanesi tamamen gümüş, bir tanesi de tamamen küllü bir boyaydı. Bu sebeple bu küllülük ve gümüş etkisi boylara tam olarak etki veriyor. Diplerde neden böyle bir küllülük olmuyor? Kısa olarak ondan da bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar daha önceden bir açılma işlemi olmadığı için kendi saç renginize boyaları vurduğunuzda tam olarak bir küllülük etkisi almanız imkansız. Ama küllü ve gümüş boyalar orada turunculaşmayı aze indirmede elbette ki yardımcı olacaktır. Zaten bu sebeple de o boyaları kullanıyoruz. O boyaları tercih ediyoruz diyebiliriz. Ben yine sonuçtan memnunum. Şöyle bir hangi boyaları kullandık ona da bir tekrardan göz atalım. Bir tanesi Palette göz alıcı renkler serisinden 10.1 küllü açık sarı boyayı kullandık Bir diğeri Neve Color'ın 9.01 Gümüş boyasını kullandık Ve son olarak yine Neva Color'ın 12.00 yoğun, doğa, süper açıcı boyasını kullandık. Ne kadar kullandık bunu merak ediyorsanız videonun başına doğru gidip bakabilirsiniz. Tüm ölçüleri, oksidanı ne kadar kullandım, boyalardan ne kadar kullandım ve nasıl bu sonuca ulaştım merak ediyorsanız videonun başına tekrardan göz atabilirsiniz. Ve arkadaşlar... Şu anda sizler nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama ilk aşamayla son aşama arasında gerçekten ciddi bir fark var aslında. Ve saçların Tamamında bir bütünlük oluştu diyebilirim. İlk boyama anında bu şekilde fazla bir bütünlük oluşmuyordu genel anlamda. Diplerle boylar arasında daha fazla bir fark oluyordu. Ama şu an ben sonuçtan gerçekten memnunum ve şunu da eklemek istiyorum. Saç renginiz daha koyuysa, saç renginiz daha açıksa ya da arkadaşlar saçlarınızın açılma oranı bana göre daha farklıysa ki bu herkes de farklıdır. Bu sonuca ulaşamayacaksınız. Herkes de farklı etki edebilir. Benim ilk saç rengimi merak ediyorsanız ilk videoma gidip bakabilirsiniz. Doğal rengim orada mevcut. Oradan tamamen bulabilirsiniz ve ona göre sizlerde bir yol haritası oluşturup sarıya boyalarla ulaşmak istiyorsanız hemen ulaşabilirsiniz diyorum ve Burada şunu da eklemek istiyorum. Şöyle yorumlar geliyor. Evet sarıyla boyamışsın ama saçın sarı olmamış. Zaten saçımın bir boyayla hemen sarı olması imkansız. Açıklamalar bölümüne bütün videoları koyacağım. Kaç defa boyadığımı göreceksiniz ki bu sonuca ulaştım. Hala saçım platin değil. Çünkü boyalar saçları çok az açar. 2 ton açar, 3 ton açar. Tamamen bir anda açmaz. Siz eğer ki saçınızı bir anda açmak istiyorsanız açıcı kullanmanız gerekmekte. Ve açıcıyı doğru kullanmayı bilmiyorsanız lütfen profesyonel bir kuaför tarafından açıcı işlemine uygulatıp Saçınıza doğru boyayla doğru rengi yaptırın. Bunun dışında zaten hiçbir şekilde normal boyaları bile evde boyamanızı tavsiye etmiyorum sizlere. Tamamen eğer ki bu duruma hakim olamam, ben sonucunu kabul edemem diyorsanız bunu da ekstra olarak eklemek istiyorum. Ve arkadaşlar, gelen yorumlarda böyle şeyler olduğu için ben buna da değinmek istedim. Çünkü gerçekten boyalarla saçı zaten tek bir hamlede tek bir aşamada istediğiniz rengi getirebiliyorsanız lütfen yorumlarda bana da söyleyin hemen ben de o işlemi uygulayayım diyebilirim. Zaten getirebiliyorum diyen varsa da kesinlikle böyle bir şey yok. Yıllardır ben boyama işlemi yapıyorum. Hiçbir şekilde her boyayı da denedim diyebilirim neredeyse. Hiçbir şekilde hemen sarıya ulaşamıyoruz. Zaten sizlerin gözü önünde tüm uygulamaları yapıyorum. Kaç tane boya karıştırıyoruz? Küllü de karıştırıyoruz, gümüşte karıştırıyoruz, ana renklerde kullanıyoruz ve hepsi de aslında kendinden açıcı özelliği olan boyalar. Ve oksidanın da zaten açması için genel anlamda yüzde dokuzluk kullanıyorum. Yani zaten yüzde dokuzluk açabilen bir oksidan oranı ve ona rağmen bu kadar saç açılıyor diyebilirim. Yorumlarda böyle bir şey geldiği için bahsettim bundan da. Eğer ki sizin benim denememi istediğiniz boya varsa veya arkadaşlar fikirleriniz varsa bana yorumlar bölümünden lütfen ulaşın her yoruma dönüyorum, her fikre açığım diyebilirim. Bu sebeple fikirlerinizi merakla bekliyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz diyorum. Sorularınız varsa söylemiş olduğum gibi yorumlar bölümünden de bana ulaşabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olup bana destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.